Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün iftar hazırlığı için başladım. Dün davetteydik biliyorsunuz. İsmail kardeşim Gil çağırmıştı bizi. Bugün de evdeyiz arkadaşlar. Önceki gün biliyorsunuz Kirremgil'i yemeğe çağırmıştım. Kirremgil'i yemeğe çağırdığımda içli köfteyi biraz fazla yapmıştık. Onun için az olan tabaktaki tavanın yanındaki haşlanmış, o fazladan haşlanmıştı. Şunu da artmıştı. Böyle tabağa koydum arkadaşlar. Tepsideki ve öbür tabaktakiler de ayrı. Öbür tabaktaki sadece kızartmalık, tepsinin ortadaki kızartmalık, kenarlarındaki haşlanmış. Ben bugün böyle bir değişiklik yapayım dedim arkadaşlar. Önceden kalan yemeklerimizin nasıl diyeyim size, arttığı zaman bizde yemek hiç şey olmaz, israf olmaz arkadaşlar. Ertesi günü yeriz. Eğer hani baktık şey olmadı, tavşanlarımız var. Onlar da aç zaten, onlara veririz. Burada da tarhana çorbasını biraz fazla yapmışım arkadaşlar. Yağ donmuş, zeytinyağıydı, yağ donmuş. Onu da ısıtıyorum, burada şöyle göstereyim. Diğer tarafta yine yağım var. Burada suyum var. Burada çorbam şimdi. Onun kaynayacak, onu hemen bir karıştıralım. Şöyle bir karıştıralım çorbamızı. Bu kaynasın arkadaşlar burada. Isınsın yani. Çünkü hava bugün burada bayağı bir soğuk arkadaşlar. Esinti var. Rüzgar var. Nasıl diyeyim? Ocakta bir sorun mu var Neci? Arada bir böyle yapıyor arkadaşlar. Onu neyden yapıyor ben de bilmiyorum o kadarlık. Onu yeniden yakmam gerekiyor. Hemen şuradan çekmem lazım. Arka tarafındaki gözü zaten arkadaşlar. Bu arka tarafındaki gözü zaten bir sorun çıkartıyordu. Yanıyor, sönüyor. Bakılacak ama işte eşim arkadaşının abisi öldü. Onun için gelemiyor adam. Şu olmazsa suyu şöyle alayım arkadaşlar. Bu tıkır tıkır edip duruyor. Çorbamız ısınana kadar burada dursun, ona artık şöyle ağzı düzgün değil. Acaba ondan mı öyle oldu? Ağzı düzgün değilmiş arkadaşlar. Oynamış ağzı, ondan öyle ses yapıyormuş. Suyumuzu geri kenara alalım. Kızartma yağ, kızartmalık yağım arkadaşlar. Geçenlerde kullanmıştım kızartma için dışarıda. Onu ısıtıyorum. Şimdi iyice ısınsın. Onu kızartmada kullanacağım. Diğerini şeyde, şurada salata malzemelerim var. Salatamı yapacağım. Yandan da şöyle hemen malzemelerimi tavaya alayım. Bir tane soğan doğrayayım dedim. Soğan da mübarek. Ortası çürük çıktı arkadaşlar. Bakın hele ortasını aldım. Ortası çürük çıktı. Şu misafirden kaldı arkadaşlar. Haşlanmıştı. Fazladan haşlanmış bu. Bunu en sona alalım. Yine kaynar suyun içine batırıp çıkaracağız onu. Çünkü soğuk olmaz. Bunlar kızartmalık arkadaşlar. Bu ortadakiler de kızartmalık. Bunlar söbe söbe ya. Bunlar kızartmalık. Ben kızartma seviyorum. Bu da misafirden artan, hani fazla dediler. Bu kadarını haşladıydım. Bu da arttı, tabağa koydum böyle arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya alayım. Sen şöyle gel. Sen de şöyle geç. Şuradan da salatamı yapayım arkadaşlar. Salatalım da bayağı bir çekirdekliymiş arkadaşlar. Ortasını artık çekirdeğini aldım. Kenarını da salatanın içine doğrayacağız arkadaşlar. Sizlerde neler var, neler yok, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Kış yeniden geldi arkadaşlar. Hava o kadar soğuk ki ne anlatamam yani. Akşam biz davete gittiğimizde hava güzeldi. Hatta dışarıda bile oturduk biraz. Ondan sonra içeriye geçtik. Sonradan sonra mı? Bir soğuk oldu. Bir de herhalde insan orucu olunca mı artık ne oluyorsa bir üşüme geliyor insana. Farkındaysanız zaten ceket giydim üstüme. Normalde geçenlerde yazmışlardı da çorap niye giymiyorum falan diye. Hani arkadaşlar benim ayağım yanıyor. Ayağım yandığı için çorap giyemiyorum. Çorabı giyiyorum.
En fazla duracağı 1 saat. Yani kışın aşırı derecede böyle çok üşürsün, o zaman şey yapayım ben, bazen böyle görüyorum işte çorap giyiyorlar, çorabın üstüne işte patik falan giyiyorlar. Ayağım yandığı için ben de seviyorum çorabın üstüne patik giymeyi. Çünkü bazen ayaklarım o kadar üşüyor ki. Ama giydiğim an en fazla dediğim gibi yarım saat, bir saat fazla duramaz yani. O kadar ki ayaklarım yanıyor. Artık neden kaynaklanıyor onu bilmiyorum. Şeker mi var desem, yok. Başka bir şeyden neden kaynaklanıyor onu bilmiyorum. Sizin bir bilginiz varsa bana yazarsınız arkadaşlar. Ben çünkü gittim hastaneye, tahlil yaptırdım hani. Yaptırdım. Bana şey dedi, demir eksikliği var dedi. Vitamin eksikliği var dedi. Bir de ne dedi ya, bir şey daha söyledi. Çinko mu dedi, ne dedi. O eksiklik var dedi. Bana ilaç verdi. O ilaçları da biraz kullandım. Pek bir faydasını görmedim. Tabii ki faydasını görmeyince ilacı kullanmayı geri bıraktım. Evet arkadaşlar, salatamızı da yapalım. Salatalıklar çok büyük olduğu için ortası tazeleri güzel. Gördüm dün televizyonda. Ama televizyonlarda nereden çıktı? Instagram'da salatalıkları pazarda çöpe döküyorlar. Onu biz alacak olsak 10 liradan aşağıya vermezler. Ben de böyle irilerinden aldım. Hatta bizim bir tanıdıkla karşılaştım. Kız dedi, onu ne yaptın dedi. Koca koca dedi, salatalık almışsın dedi. Ben demkine tavşanları aldım dedim. Tavşan var ya evde dedim, onları aldım dedi. Şimdi desem ki ne, ben kendim aldım dese, kız deli misin sen, onu niye aldın, öyle küçüklerini alsaydın ya diyecek. Onun için uzatmadan tavşanları aldım dedim. İşin içinden çıktım. Ha iyi o zaman dedi. Tavşanları, halbuki bunların gırıklarını aldım. Arada kırılırmış arkadaşlar böyle. Onu da tezgahın bir kenarına koyuyorlar gırıkları. Onun için ben de gırıklarını öyle alıyorum tavşanlara. Ondan öncekinde 5 lira verdim. Bir poşet verdi adam. Doldurdu. Tezgahın üstündekinin hepsini verdi. Bu hafta da azdı. Dedim bunlar ne kadar dedim. Dedi al dedi. Sen dedi her zaman tavşanları alıyorsun zaten dedi. Devamlı alışveriş yaptığım abimiz. Al dedi, bu da benden olsun dedi. Tavşanları verdi. Geçen hafta öyle verdik de bitti onların salatalığı, kalmadı. Havuç şey, marulu güzel diyorlar arkadaşlar. Marulu seviyorlar. Havuç kabuğu falan olduğu zaman böyle havucu ince ince şey yapacağım. Bizim Abdullah da ne yapıyor? Onlara kıyamıyor. Havucu rendeliyor. Bunlar yeni geldiklerinde arkadaşlar, Abdullah onlara rendeleyip de veriyordu. Geldiklerinde küçücüktü. Koca koca oldular. Ha, şimdi yavruları var. Yavrularını yuvadan çıkartmıyor. Hava 2 günden beri soğuk ya. Yağmur da yağdı. Sabah iyi yağmur yağdı. Osmaniye'ye de yağmış yağmur. Bizim tanıdık vardı. Ona sordum. O dedi ki ne valla dedi. Buraya da iyi yağdı dedi. Yağ iyice ısınması lazım ki arkadaşlar, köftemiz içine attığımız zaman yarılmaması gerekiyor. Hani bazen tabii ki yarılıyor zaten. Normalde de hani hamurundan kaynaklanıyor herhalde. Yarılma oluyor da. Sadece yağ ısınmadığı zamanda da hiç şey olmuyor. Daha çok yarılıyor. Ben ilk bir keresinde bilmedim. Yağ tam ısınmamış. Köfteleri içine koyayım Allah'ım. Koydum yarılıyor. Koydum yarılıyor. Ben sinir oldum bu niye böyle diye. Zaten biliyorsunuz genelde hep dışarıda kızartıyorum ama bugün hava hem esintili hem de biraz soğuk. Dışarıya çıkmaya üşendim vallahi. Onun için dedim aman dedim içeride yapayım dedim. Rümeysa okuldan geldi. Yatmış o da. Ben uzandıydım. Ben de uyumuşum. Eşim içeride. O da uzanmış uyumuş. Şu bıçağı alayım bari. O bıçak ilk bir zamanlarda güzel kesiyordu ama sonradan iyice körelmeye başladı. İlk günkü keskinliği kalmadı. Abdullah hevesle kullanıyordu. Anne güzel kesiyor, anne güzel kesiyor diye.
arkadaşlar. Sizlerde neler var, neler yok, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Dünkü değil de önceki günkü videomda arkadaşlar bayağı bir sinirlenmiştim, biliyorsunuz zaten. Bana işte Medine dilencisi falan yazmıştı. Onda ben bayağı sinirlenmiştim. O günde kirvemizde gilde işte şeydeydi, hani misafirlikdelerdi, bizdelerdi. Valla misafirliğimiz çok güzel geçti arkadaşlar. Çok hoş oldu. Arkasından tatlımızı yediler. İşte tatlı yapmıştım, biliyorsunuz zaten. Tatlı yediler arkasından. Çay içtiler. Ufak kız, bebek yani. Onu görmediniz zaten. O kendisini göstermedi. Bebek durmayınca annesi şey yapmadı. Hani dedi artık hani gidelim. Uykusu geldi. Huysuzluk yapıyor. Hiçbir yerde de uyumuyormuş. Hani diyelim ki hani yeni yeni zaten bir yerlere gidiyorlar. Uyutsa da mesela şey yapmıyorlarmış, hani kuş uykusu gibi hemen yatıp kalkıyormuş. Şöyle Karalahan'a bana dedim bir parça doğrayayım bari, en azından içine şey olur, renk verir, değişiklik olur. Bugünlük menümüz böyle arkadaşlar. Çorbamız, tarhana çorbası, içli köftemiz, salatamız. Pilavımız kalmadı arkadaşlar. Pilavımız şey yapmadı. Hatta pilavımız da artmıştı. Mustafa geldi zaten. Mustafa'ya kattık yemek. Sonrasında da Rümeysa'ya baktım. İşte saat 1 miydi neydi? Rümeysa acıkmış. Hani misafir olduğundan dolayı pek yedi mi, zevk alamıyor bizim çocuklar. Rümeysa acıkmış. Rümeysa acıkınca baktım şey yapmış. Kendisine tabak hazırlamış. İşte çorba koymuş. İçli köfteden alıp mıydı bilmiyorum, patates tavasından almış. Pilav, işte kalan pilavı da zaten bir tabak kadar arttıydı. Kalan pilavı da kendisine şey yapmış, hazırlamış, tepsi hazırlamış kendisine. Oturdu şu kendilerin odasında, orada kanepenin üstüne oturmuş, orada yemiş. Şey ne anladı, pilav öyle bitti. O gün zaten o sahura da kalkmadı. Sahur videosu da çekemiyorum arkadaşlar. İki kişiyiz, eşim ben. Abdullah hemen zaten acele acele yiyip gidiyor. Rümeysa da bazen kalkıyor, bazen kalkmıyor. Ama şimdi mecburen okula gidiyor diye şimdi kalkıyor. Çalışanlar için zor oluyor. Mesela Sevap bacım çok uykusunu alamıyormuş. O bayağı bir şey oluyor. Uyku sorunu oluyor. Çünkü çalışan bayanlar için zorlu bir şey geçiyor. Hani uykusuzluk var ister istemez. Yorgunluk var. Orucu olunca insan bitkin düşüyor, yorgun düşüyor. Biz evde böyleyiz yani. Hemen saate bakayım, geleyim arkadaşlar, saat kaç bilmiyorum. Hemen ben çorbayı ocağa koydum, dedim ısınsın dedim. Çorbamız ısınsın burada. Bayağı da bir ısınmış zaten. Şöyle şuradan saate bakayım. Suyun da altını yakayım ki. He, iyi arkadaşlar. Yarım saat varmış. Yarım saate kadar ancak su falan da kaynar. Şöyle hemen altını yakayım. Ağzını da kapatalım arkadaşlar bunu. Şuradan kapak alayım. Şöyle. İlk önce şunları atalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yok, daha bu şey olmamış. Altını iyice açayım da ısınsın arkadaşlar. Tavamız da burada arkadaşlar. Tavamız da böyle. Çok susuz olduğu için içine bir bardak kadar, şöyle çay bardağına su koydum. Onu şey yapacağım. Şuraya da yoğurt mayaladım. O da tutmuş mu? He, tutmuş. Arkadaşlar yoğurdu mayalarken böyle üstüne süzekli bir şey koyun. Çünkü ağzını kapattığınız zaman o ister istemez, hani sıcak ya şey, süt ılık oluyor yani. Ilık olduğu için ister istemez bunlar şey yapıyor. Terleme yapıyor. Terleme yapınca da ne oluyor?
suyu içine aka aka yoğurdu da sulandırıyor arkadaşlar. Ben de bir yerden öğrendim. Dedi ki ne bana şey yaparsan dedi, üstüne dedi böyle dedi, kapatmadan mayala dedi. Tabi ben her ihtimale karşı içine sinek falan düşer diye ağzına öyle süzek koydum. Tabi bu süzeğin arkadaşlar bir yerde gördüm, siyah yine aynı bu büyüklükte kapak gibi. Şu kulpu yok da kapak şeklinde var arkadaşlar. Şöyle kapağın tutacak yeri de var. Of, çorbamız da ısınıyor vallahi. Şimdi bu soğukta var ya, sıcak sıcak bir canım istedi ki. Tarhana çorbasını fazla yapmışım da onlar çorbayı fazla içmiyorlarmış. Ben bilemedim tabii ki. Onun için tuzu eksikti. Biraz tuz atalım içine arkadaşlar şöyle. Şöyle biraz da salatamızı atalım, tuzumuzu. Malzemesi hazır olsun. Salatanın bir yağı kaldı arkadaşlar. Onu da inşallah. Onlar yavaş yavaş kızarsın arkadaşlar. Arkadaşlar, turşularımı burada çıkarttım. Limon dildim. Tavamız ısındı. Bu kızarttığım içli köfte. Bu da haşladığım içli köfte. Bu da salatamız arkadaşlar. Abdullah suyumuzu dolduruyor. Arkadaşlar bugünlük akşam yemeğimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.